dahili ve harici bu kadar saldırıya, bu kadar olaylara rağmen milletimize hizmet yolundan bir an olsun geri kalmadı. Kanaatimce bunun da iki nedeni var. İlki Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı, sağlam iradeli, cesaretli, basiretli ve ferasetli liderliği, diğeri de sizler gibi güçlü teşkilat yapısına sahip olmamız. O nedenle sizlere minnettarız. İlk günden bugüne gerek Yalova teşkilatımızda, gerekse diğer teşkilatlarımızda hizmet veren kardeşlerimizden Allah razı olsun. Çok kıymetli Yalovalılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bizim bir davamız var. Bu kutlu bir dava. Bu davanın ne olduğunu bilmeden, nerelere uzandığını anlamadan, ne bu teşkilatın anlam ve önemini idrak edebiliriz, ne de tetikte bekleyen şer odaklarına karşı hakkıyla mücadele edebiliriz. Kısaca söylemek gerekirse davamız, milletimizin hak, hukuk, refah ve beka davasıdır. O nedenle köklü, kökü bizlere, Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'a dayanır. Niyetimiz halis, daima milletimizin aydınlık geleceğinin mücadelesi içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu bilinç ve inançla yolumuza devam ediyoruz. İçeride ve dışarıda yolumuza kararlılıkla devam etmemizin tek şartı milletimizin desteğidir. O nedenle sizlere çok büyük işler düşüyor. Allah'a hamdolsun, başta Yalova'mız olmak üzere ülkemizin dört bir köşesine yaptığımız hizmet, inşa etmediğimiz eser kalmadı. Hizmetten, eserden yanı alnımız ak, başımız dik. Bakınız, dünya güzeli Yalova'mızın ulaşım ve iletişim altyapısı için bugüne kadar iktidarımız döneminde 11.642.000.000 Türk lirası yatırım yaptı. Osman Gazi Köprüsü'nü kazandırarak Yalova'yı İstanbul'a adeta kapı komşusu yaptık. Yalova'yı gemi inşaat sanayi merkezlerinden biri haline getirdik. Yalova Yat Limanı'nı inşa ederek turizm olanaklarını daha cazip hale getirdi. Bu örnekleri artırabilmek mümkün. Ancak sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizden tek istirhamım var. Daha fazla çalışmanız fitneye, fesada, ayrılığa, bölünmeye prim veremeniz ve milletimizle gönül bağlarınızı daha sağlam, daha sıkı tutmanızdır. Allah'ın izniyle gerisi kolaydır. Ünlü Türk hükümdarı Bilge Kanun dediği gibi üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça, isterse bütün hainler bir araya gelsin, bütün karanlık çevreler bir araya gelsin, Allah'ın izniyle her belayı def ederiz. Ve biz bu tür sıkıntılardan, bu tür saldırılardan etkilenmeyiz. Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Lübnan'da, Irak'ta yaşananları da biliyoruz. Ateş elbette en çok oraları yakıyor. Ancak etkisi tüm bölgeye, tüm dünyaya oluyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Türkiye güçlü olmak zorunda. Güçlü olmak zorundayız çünkü güçlü balığın, güçsüz balığı yediği ve kimsenin de hesap sormadığı bir dünyada yaşıyoruz. Biz tarih boyunca güçlü bir millet olmuşuzdur. Geçtiğimiz yüzyılın başında bir ara tökezler gibi olduğumuzda neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Eğer sayın basın mensuplarımızın herhangi öğrenmek istediği bir soru varsa sorabilirsiniz. Onun haricinde basın toplantımız sona ermiştir. Teşkilatlarımıza kapalı toplantı gerçekleştirmek istiyoruz. Teşekkür ederim.